Biz bu TOKİ'den veren belediye ise kimse bu ihaleyi yapanlardan şikayetçiyiz ve bunun düzeltmesini rica ediyoruz. Çünkü biz mağdur durumdayız. Eğer bizim evimiz nasılsa da borçsuz bir şekilde içinde yaşıyorduk. Bizi şu anda zor durumda bırakıyorlar. Onun için biz bunlardan şikayetçiyiz ve kesinlikle evimizin vermesini istemiyoruz. Yok ne ki? Mesela seyisi birileri belirlemiş giriye. Her ciddi mesela şeysi de hapsi de tezekir bir şekil. Mecburi korabeyeceğim. Ondan sonra belediye zaten ev yüzü bir hatta ku lahaderi ku kazma emniyine kadar ne kendi bir kiriye var cinat. Cebe o gerekiyor demiş ki. Artı mesela nakliye parası ya bu. Evci her şey mesela dal verdiği evci bir emnadın. Taşma parası ya ya. Evet. Mecburi garabiş. Yani büyük hakaret değil, pırmazım giriyor. Yani evi hakaret değil, yani belediye başkanı gibi. Değer elbirleri yani değersiz mesele. Pinç panot mesele değer dahi. Kendi kafa koy mesele giriyor. Mecburi garabiş. En son bize 450 milyona biçmişler. Kira bedeli. Evet. Şu anda 300 milyon veriyor. Mesela benim babam var. Diyor ki sen onun arsasında da ev alamıyorsun. Bu 150 milyonu nerededir? 150 milyonu kayıptır. Belediye başkanı kaybetmiş. Ondan sonra işte mesela babam malidir. Ben sizinle ev alamıyorum. O da var yani bu şeyde olayda. Bir de tokiciler de bize hakaret yaptı işte. Ne gibi? Arkadaşın dediği gibi işte efendim ister boşaltın ister boşaltmayın dedi. Yıkacağız dedi. İşte benim ona davamı bu. Ha, yalnız biz Tayyip Erdoğan'a davacıyız. Niçin? Ne için? Bizi sormadı. 4 tane milletvekilimiz var işte. Kendi çıkarısı için gitmişler oraya. Biri gelmedi demedi. Arkadaşım bir sorunuz var mı yok mu burada? 3 kat evimiz var. Birisi 35 karemetre. Birisi de 85 karemetre. Toplam 220 karemetre evimiz var. 3 katlıdır. Önünde havuç var. Şimdi TOKİ buraya başladığı zaman ilk önce böyle tetiknen işte bu insanlar cahildir, bu insanlar verecek, bu insanlar devlet aracıyla biz bunları şey yapsak bunlar imza da verirler, evi de verirler. Çünkü vermedi o takdirde sizin evinizi alacağız, paranızı bankaya yatıracağız. Bu insanlar baktı durum şeydi para hani yarın öbürsü gün bir kat ev için 20 milyarı yatırırsa biz hani ne yapabiliriz? Bir şey yapamıyoruz. Bir avukat tutamıyoruz. Çünkü durumları yok olduğu için bazı kişileri zorla şu anda da Allah kabul etmesin diyorlar. Başlangıç şimdi buraya kesen dönüşüm adı altında burayı yıkıyorlar. Sonra buraya şey biçmişler, değer biçmişler. Kimisinin evinin değerini tam vermişler, kimisinin vermemişler. Şu anda diyorlar ki benim 2 katlı evim vardır. Yıkıyoruz bu evi. 2 katın karşılığında size bir daire ev veriyoruz ve 44 milyar da sizi borçlandırıyoruz. Biz de yarınki günde bunu ödeyemiyoruz. Yani ödemekte güçlük çekiyoruz. Biz mağduruyoruz. Biz de diyoruz ki yani eğer bizim evimiz bir kümesse de biz onda yaşamaya razıyız. Tapulun malımızı hem yıkıyorsunuz hem de bizi borçlandırıyorsunuz. Şimdi biz yarınki günde ödemediğimiz takdirde bize icra geliyor. Ondan sonra biz ne yapacağız yani? Sen vermiyorsan verme. Biz sana 55 milyar para bankaya yatıracağız. Sen o 55 milyar para üzerinde kalacaksın. Yaz olsun, çocukların var. Evini ver. Ben de inandığım için devlet yanlış şey yapmaz. Doğru yapar. Anayasa mahkemelere verdiğin zaman doğru yapar. Hakkımızı inşallah alırız. O için ben bu tetiklere rağmen vermiyorum. Böyle yapasınız vermiyorum.
vermek de istemiyorum. Siz gelin benim başıma evi yıkın. Deryan et gel arama. Abi deryan et gel arama. Abi ya. Sesler lan lan sonra. Güzel bir sesler. Buyurun. Yan tarafımız evini yıkıyor. Yıkmak zorunda. Ama bizim de çıkmak zorunluluğumuz olduğundan dolayı çıkamıyorduk. Ev bulamıyorduk. Hep toz duman içerisinde kaldı eşyalarımız. Buyurun. Şurası gördüğünüz gibi eşyalarımızı kolilemişiz. Son anda arkadaşların yardımıyla sağ olsunlar. İşte ev kiraladık. Daha sonra işte yerleşmeye çalışıyoruz böyle apar topar. Şu anda bu benim evim taşıdı. Ben yarı erişim içeride kaldı. Kurtaramadım. İşte millet panik yaptı, evi yıktı üstümüze. İşte kurtaramadım. Ve kullanmaz hale geldi eşyalarım. Mobilyalarım parçası bak gidiyorsunuz. Ve o yüzden kurtaramadım. Şu anda durdum da kaldım. Bir ay ev aradık, bulamadık. Kiralık yer. Belediye reisi dede çağırdı bizi. Efendim dedi işte bağura rüsveti verilmiyoruz. Kimse ev yapamıyor. Mecburi TOKİ'ye vereceksiniz. Ondan sonra TOKİ geldi. İşte o da bizi kandırarak dedi işte ister verirsinler ister vermesinler dediği şey yapacağız. Arkadaşı anlattığına göre dedi bir dege verir çıkacaksınız. Bazı kesimler verilmemiş, ben vermemişim. Evet, mahkemeye hala başvurmamışım. Mahkeme ilk önce ben avukatlarımla görüştüm. Onlar şey yapacaklar, gelecekler. Ben iki sefer tokinlerin yanına gittim. Böyle zorbaylıkla konuşuyordular, iyice konuşmadı. Vermiyorsan verme, biz parayı bankaya yatırıyoruz. Gerekirse gidin paranızı bankaya, evinizi sizin üzerinizde yıkıyoruz.